kabul etmeyenler çekimsel. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Vatan Partisi İdirne İl Başkanlığı'nda olağan genel kurul heyecanı yaşandı. Gerçekleştirilen olağan genel kurulda tek liste ile Vatan Partisi'nin yeni il başkanı Gürol Bora Ateş oldu. Vatan Partisi aslında Türkiye'de gençlerin en çok önünü açan parti. Yani bunu nereden baz alıyoruz? Şimdi birazdan da Edirne'de kurultayımızı gerçekleştireceğiz ve yine genç bir başkan adayımız görevi inşallah devralacak. Gürol Bora Ateş başkanımız görevi devralacak. Bunun dışında ben kendim hem Merkez Yürütme Kurulu üyesiyim hem de İstanbul İl Başkanıyım 4,5 yıldır. Yine İzmir'de İl Başkanımız Çağdaş Cengiz, benim yıllardır beraber çalıştığım genç kadrolarımızdan, arkadaşlarımızdan. Çağdaş Başkan da aynı şekilde. Ankara'da yine İl Başkanımız Deniz Topgöz genç bir başkan. Diyarbakır'da Ferdi Tahran genç bir başkan ve işte Aydın'da, Muğla'da, Balıkesir'de daha birçok ilde Vatan Partisi'nin aslında il başkanlarının yaş ortalaması 30-35. Yani 30-35 yaşında insanlara il başkanlığı görevini veren başka bir siyasi parti yok. Yani Türkiye'nin her yerini araştıralım. Benim bulunduğum ilde dahil olmak üzere muhtemelen Edirne'de benzer durumdadır. Bu yaşlarda bir insana il başkanlığı görevini veren ve de merkezi görevleri veren başka bir siyasi parti yok. Bizim sadece il başkanlıklarımız ya da ilçe başkanlıklarımız değil, merkezi aynı zamanda kadrolarımız, görevlerimizde de gençlerin rolü çok büyük. Şu anda hali hazırdaki genel sekreterimiz yine 30 yaşında. Genel Sayman vekilimiz, genel başkan yardımcımız Yıldırım Gençer aynı şekilde, o da 30'lu yaşlarında ve yaş ortalaması 30-35 olan gençlerin yönetimine tam anlamıyla Vatan Partisi teslim edilmiş durumunda. Bu tabii şu anlamda önemli. Türkiye'nin biz özellikle Genel Başkanımız Doğu Perinçek bu süreci şöyle ifade ediyor. Gençler Türkiye'nin sigortası.